Ülkeler sahip olduğu nüfus üzerinden kendi toplum şartlarına ve hedeflerine uygun planlamalar yapmaktadır. Nüfusun miktarı ve niteliğine yönelik alınabilecek önlemlerin tümüne nokta nokta denir. Açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılabilir? Nüfus sayımı sınırları belirli bir alanda, belirli bir anda yaşayan insanların sayılmasıdır. Nüfus patlaması, bir alanda nüfusun beklenenin üstünde artması hızlı bir şekilde artmasına nüfus patlaması denir. Nüfus politikası ise paragrafta bahsedilen bilgidir. Ülkeler ülkelerin geleceğini düşünerek nüfusuna müdahale ederler. Miktarı ve niteliğine yönelik önlemler alırlar. Biz buna nüfus politikası denir. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Nüfus projeksiyonu nüfusa dair öngörülerde bulunmaktır. Nüfusun geleceğine dair öngörülerde bulunmaktadır. Nüfus hareketine de göç hareketi diyebiliriz. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Aşağıdaki haritada bazı ülkeler renklendirilerek gösterilmiştir. Ülkelerden hangisinin nüfus artış hızını azaltma yönelik politika izlemesi ekonomik kalkınma yolunu etkiler? Özellikle geri kalmış ülkelerde hızlı nüfus artışından dolayı ekonomik kalkınma olumsuz etkilenir. O yüzden özellikle geri kalmış ülkelerde nüfus artış hızı fazla olduğu için Nüfus artış hızını azaltıcı politika izledir. Bakalım. 1. ABD gelişmiş bir ülke. 2. Fransa gelişmiş bir ülke. 3. Çin gelişmekte olan bir ülke. 5. Avustralya gelişmiş bir ülke. Ama 4 numara Nijerya bir Afrika ülkesi ve gelişmemiş bir ülkedir. Kalkınabilmesi için özellikle nüfus artış hızını azaltıcı politika izlemesi lazım ki işsizlik artmasın. Ekonomik kalkınma daha hızlı gerçekleşsin. Sonumuzun cevabı D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış yüksek olmasının olumlu sonuçlarından biridir? Demografik yatırımlar ayrılan bütçenin artması bu olumsuz bir durumdur. Demografik yatırım nüfusa dayalı yatırım. Okul hastane köprü yapmak diyebiliriz. Demografik yatırım kötü bir şey değildir ama bütçenin büyük bir kısmının buna ayrılması ülkenin diğer ihtiyaçlarının aksici anlamına gelir ve olumsuz bir durum yaratır. İthalat giderlerinin artması olumsuz bir durumdur. İthalat dış alım demektir. Bir ülke ne kadar ithalat dış alım yaparsa bu dış dert açığı vermesine, parasının başka ülkelerde kalmasına neden olur. Yine çevre sorunlarının artması olumsuz bir durumdur. Temel ihtiyaçların karşılanmasının zorlaşması olumsuz bir durumdur. Ama iş gücü potansiyelinin yükselmesi ülkede olumlu bir durum yaratır. Cevabımız C şıkkıdır. K ülkesinde uzun süredir azalan nüfus artış hızını arttırma yönelik politikalar uygulanmaya başlamıştır. 20 yıl önceye başlayan nüfus politikası ile son 15 yılda nüfus artış hızı sürekli yükselmiştir. K ülkesi nüfus piramidi hangisine benzemiştir? Ülke nüfus artırıcı politika izliyor ve 15 yıldır nüfus artış hızı sürekli ne yapıyormuş? Artıyormuş. Özellikle 0-15 yaş grubunda nüfus piramidinde ciddi bir artış gözlemlememiz gerekiyor. Baktığımız zaman A piramidinde A şıkkındaki piramitte son 15 yıldır belirgin bir değişiklik yok. Yine B şıkkında baktığımız zaman absürt bir durum yok. C'de, D'de ama E şıkkına baktığımız zaman 15 yıl öncesine göre tabanda ciddi bir ne var? Genişleme var. Nüfus artış hızı artırış politikası deyince nüfus piramidin tabanı. Yani özellikle 0-4-4-9-9-15 yaş grubunda ciddi bir artış ne yapılmıştır? Yaşanmıştır. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerin nüfus artış hızları verilmiştir. Buna göre bu ülkelerden hangilerinin nüfus artış hızını yükseltme yönelik politikalar izlemesi daha uygundur? 1. Nüfus artışı %7, 2. %36, 3. %5, 4. %29. 3 ve 1 numaralı ülkelerde nüfus artış hızı oldukça düşük. Birinde nüfus artışı %7, birinde %5. Eğer nüfus böyle artarsa nüfus dinamizmini kaybeder ve yaşlanır. O yüzden 1 ve 3 numara ülkelerin nüfus artış hızını arttırıcı politika izlemeleri gerekiyor. Sorumuzun cevabı B Aşağıda verilen ülkelerden hangisi mevcut nüfusu koruyarak nüfusun niteliğini arttırmaya yönelik politikalar uygulamaktadır? Özellikle 3 tane nüfus politikası vardır. Kim ülkeler arttırıcı politika izler? Kim ülkeler azaltıcı politika izler, kim ülkelerde dengede tutucu politika izler. Özellikle gelişmiş ülkeler nüfusun arttırıcı, geri kalmış ülkeler azaltıcı özellikle gelişmekte olan ülkelerde genel itibariyle dengede tutucu bir politikazlar. Baktığımız zaman Japonya gelişmiş bir ülkede nüfusunu arttırıcı politikazlar. Bangladeş geri kalmış bir ülkedir nüfus artış hızını azaltıcı politikazlar. Yeni Zelanda gelişmiş bir ülkedir nüfus artış hızını arttırıcı politikazlar. Nijer bir Afrika ülkesidir ve nüfus artış hızını azaltıcı politikazlar. Güney Afrika Cumhuriyeti ise gelişmekte olan bir ülkedir ve Nüfus artış hızını dengete tutucu yani nüfusun niteliğini arttırmaya yönelik bir politik uygulamaktadır. Sonumuzun cevabı E şıkkıdır. Aşağıda Japonya'nın 1950 ve 2000 yıllarındaki nüfus piramitleri ve 2050 yılına ait nüfus projeksiyonu verilmiştir. Bu bilgilere göre Japonya'nın nüfus özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1950 yılındaki doğum oranları çok yüksektir. 1950 yılında gördüğünüz gibi taban neredeyse 6 milyona kadar ulaşmış ama diğerlerinde taban gördüğünüz gibi ne yapmış? Daralmış. A şıkkı doğru. 2000 yılındaki yaş nüfus oranı 1950 yılına göre daha fazladır. 2000 yılındaki yaş nüfus oranı 65 yaş üstü 1950 yılına göre daha fazla. Evet, görüldüğü gibi 1950 yılına göre daha fazladır. B şıkkı doğru. D. Ortalama yaşam süresi 2050'de daha yüksek olacaktır. 2050'de 65 yaş üstüne baktığımız zaman yaşlı nüfus daha fazla ama ee, diğerlerinde yaşlı nüfus ne daha az ve 100 yaş üstü nüfus daha azdır. D. Eşikimizde doğru. 2050 yılındaki nüfus miktarının 2000 yılındaki nüfustan az olması beklenmektedir. Evet 2050'ye baktığımız zaman piramitte 2000 yılına göre piramitte sütunlar daha da daralmıştır. Nüfus 2050 yılında, 2000 göre daha az olacaktır. Bu da doğru. C. 2050 yılındaki projeksiyonun gerçekleşmesi durumunda nüfus artış hızını düşürme yönelik politikalar izlenmektedir. 2050 yılına baktığımız zaman doğum oranı oldukça azdır. Nüfus artış hızını düşürme yönelik herhangi bir politika izlemesine gerek yoktur Japonya'nın. Bu yüzden sorumuzun cevabı C. Şıkkı'dır. Dünya genelinde 1950'li yıllara kadar ülkeler genellikle nüfus artış hızını yükseltme yönelik politikalar uygulamıştır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 1950'lere kadar gerçekten de ülkeler nüfus artış hızını artırma yönelik politikalar uygulamıştır. Çünkü 1950'li yıllara kadar nüfus siyasi ve askeri bir nedir? Güçtür. Buna örnek verecek olursak mesela... Türkiye'de Cumhuriyet'in kurulduğu yıldan e, 60 yıllara kadar nüfusun siyasi ve askeri bir güç olmasından dolayı nüfus artış hızını arttırıcı bir politika izlemiştir. Bu yüzden sorumuzun cevabı C'dir. 50'li yıllardan itibaren artık teknolojinin gelişmesi, teknolojik imkanların savaşta daha önemli olmasından dolayı bu politikalardan genel itibariyle vazgeçilmiştir. Nüfus ve doğurganlık hakkında Everlays'in iki görüşü aşağıda verilmiştir. Bir, Lüks hayat çocuk sahibi olmaya engel olur. Entelektüel ilgi alanı ve kibarlık üreme gücünü azaltır. 2. Zeka geriliği olan ya da az gelişmiş toplumlar tavşan gibi ürerler. Evrelays'ın bu iki görüşüne uygun olan örnek ülkeler aşağıdakilerden hangisi de doğru vermiştir? Birinci ölçülde lüks hayat çocuk sahibi olmaya engel olur diyor. Özellikle lüks hayat nasıl ülkelerde vardır? Gelişmiş ülkelerde vardır. 2. de zeka geriliği olan ya da az gelişmiş toplumlar. Yani ikide de de geri kalmış ülkelerden, toplumlardan bahsediyor. Bakalım. Birinci öncülümüz gelişmiş bir ülke olacak. Nijer olmaz, geri kalmış. ABD gelişmiş, Almanya gelişmiş, Nijerya geri kalmış, Yeni Zelanda gelişmiş. İkinci öncülümüz de geri kalmış bir ülke olacak. B şıkkına baktığımız zaman Kanada gelişmiş olmaz. E şıkkına baktığımız zaman Finlandiya gelişmiş olmaz. Ama C şıkkında Almanya gelişmiş, Somali ise geri kalmış bir ülkedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde doğum oranı azken geri kalmış ülkelerde doğum oranı fazladır. Doğurganlık oranının düşük olduğu bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğurganlık oranı özellikle gelişmiş ülkelerde nedir? Daha düşüktür. Gelişmiş ülkelerde daha düşüktür. Bakalım. Tarım dışı sektörlerde çalışan kadın sayısı artmıştır. Evet burası gelişmiş bir ülke olduğu için diyebiliriz. Anneliği erteleme ve çocuk istememe durum fazladır. Evet gelişmiş ülkelerde böyle bir durum mevcuttur. Nüfusun büyük bölümü kentlerde yaşar. Evet gelişmiş ülkelerde kentsel nüfus oranı fazla, kırsal nüfus oranı azdır. Ulaşım, eğitim, sağlık gibi hizmetler gelişmiştir. Evet gelişmiş ülkelerde sağlık, eğitim hizmetleri gelişmiştir. D. Ülke dışına yapılan göçler fazladır. Gelişmiş ülkede iş imkanları fazladır ve bu yüzden ülke dışına yapılan göçler fazla değil, ülke dışından alınan göçler fazladır. Bu yüzden sorumuzun cevabı D şıkkıdır.